Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün Fokus programının ilk bölümünde OYDAR Başkanı Murat Şahsıvaroğlu olacak birazdan bizimle. Biliyorsunuz Mart ayında 100 bine yakın araç satışı gerçekleşti. Rekor Mart ayı açıklandı. Neye bağlıyoruz bunu? Hala pandemi koşulları araç satışlarının canlı kalmasını destekliyor elbette ama bir yandan fiyat yükselişi, bir yandan faizlerin geldiği seviye önümüzdeki dönemde bu satışların bu kadar güçlü kalmasına hala destekleyebilecek mi? Ve öte yandan tabii ki fiyat beklentisi de var. Yılın geri kalanı için. Hepsini konuşacağız. İçerideki pazarı, ihracat tarafındaki gelişmeleri de yine birazdan Murat Bey'le değerlendireceğiz. Hemen akabinde Letgo Genel Müdürü Onur Kavak bizimle olacak. E-ticaret ve aslında kapanmaların arttığı dönemlerde insanların alışveriş alışkanlıklarını daha fazla online ve dijital tarafa döndürmeleri Letgo'nun iş modeli için nasıl bir fırsat haline geldi? Öte yandan Letgo Oto Artı, Oto Plus'ı kurdular. Aslında ikinci bir marka bu. Bu tarafta da otomotiv yan sanayi ve diğer araç ekipmanlarına dair ikinci el satış yapıyorlar. Bu detayları da konuşacağız Onur Kavak'la. Çünkü Letgo'nun yeni bir aslında girişimi bu. Tabii bundan sonraki süreçte özellikle içeride İstanbul Valiliği'nin biliyorsunuz hurda satın alan, ikinci eşya satın alanlarda alım satım belgesi tanzim edeceğini duyurmuştu. Bu Letgo Oto için bir engel olur mu? Onların işleyişini nasıl etkiliyor? Bunu da ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise özellikle işsizlik tarafındaki destekleri konuşacağız. KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç bizimle olacak. Kendisiyle işsizlik sigortası fonu varlıklarının 100 milyar TL'nin altına inmesini ve toplam aslında buradaki fon varlığında 7 yıl sonra yaklaşık 6 yıl sonra düzeltiyorum. İlk kez 100 milyar TL'nin altına inmesiyle bundan sonraki dönemde kısa çalışma ödeneğinin finansmanı da buradan sağlandığı için bir zorluk yaratır mı? Bunu konuşacağız diyelim ve vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza gidelim. Yoğun bir program olacak. Bugün Murat Şahsıvaroğlu bizimle dedik. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Murat Bey özellikle Mart'ta gelen rakamlar tabii sürpriz de diyebiliriz. Çok şaşırtmadı diyebiliriz ama rekor Mart ayıydı. Mart satışlarıydı. 100 bine yakın bir satış geldi. Biraz oradaki detayları sorayım size. Siz nasıl karşıladınız? Elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi güçlü bir Mart ayı. Zaten seneye başladığımızda da Ocak ve Şubat ayı güçlü bir Mart ayının işareti diyordu. Fakat beklentilerimizin de üzerinde bir Mart ayı gerçekleşti. 96 bin adetleri gördük ki bu benim bildiğim kadarıyla son 20 senenin fevkinde bir adet oldu. 96 bin adetleri, 100 bin adetleri genelde biz baharın ilk ayları Mayıs'ta falan görürdük. Yani pazarın en önemli, en kuvvetli ayları bizde Mayıs ve Aralık ayı gibiydi. Bu rakamlar biraz Mayıs ve Aralık ayını da andıran rakamlar. Tabii şöyle bir şey de var. Burada bir talep birikmesi, talebin ötelenmesi, arzın zaman zaman yavaşlamasıyla birlikte özellikle Mart ayında da kurun biraz gevşemesiyle beraber üretici ve dağıtıcı firmaların kurun gevşemesinden de güç alarak ciddi manada bol sıfır faizli kampanyalar yapıldı. Bu sıfır faizli kampanyaların yapılması da müşteridir, tüketicide olumlu bir algı yarattı ve hala tüketicide şöyle bir endişe var. Bu fiyata ben bir daha araç alamam. Kur hazır bu kadar düşmüşken, bol sıfır faizli kampanyalar devreye girmişken bu fırsatı kaçırmamalıyım diye hala o dürtüde de açıkçası tüketici davranışlarını gözlüyoruz. Fakat 96 bin adet gerçekten Mart ayında sektör adına çok geleceğe de ümit vaat eden, geleceğimizi ümitlendiren rakamlardı bir zaman. Peki bu sıfır faizli kampanyaları biraz açabilir misiniz? Çünkü şu an kredi faizleri çok yüksek seviyelerde. Taşıt kredi faizleri de bir o kadar yüksek. Dolayısıyla her taşıtı düşük faizle, düşük maliyetle almak mümkün değil. Özellikle ikinci el pazar için. Buradaki satış rakamlarına bakıldığında sıfır ve ikinci el ayrımını yaparsak oradaki trendi nasıl görüyorsunuz? Faizlerin etkisini. Çok güzel ifade ettiniz. Zaten Nisan ayına girerken Nisan ayında Mart'la Nisan'ı birbirinden ayıran temel özellik Mart'taki kur fiyatıyla Nisan'daki kur arasında fiyatlaması arasında ciddi bir fark görüyoruz. Zaten Mart ayında
elimizin genişlemesi sebebiyle kurun düşmesi münasebetiyle sıfır faiz kampanyaları bolca yapılabilmişti. Fakat Nisan ayına girdiğimizde kurun geçen ayın üzerinde hareket etmesiyle beraber sıfır faizli kampanyalarda bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse 200 bin lira 12 ay sıfır faiz kampanyası var iken bir markanın şu anda o rakam 150 bin liraya düşmüş, 150 bin liraya düşmüş vaziyette. Yani Nisan ayında biz Mart kadar önemli satışlar görmeyeceğiz. Fakat geçen sene Nisan ayı Güzem Hanım 27 bin adetti. Yani geçen sene Nisan ayı pandeminin Avrupa'daki fabrikaların kapanması, Türkiye'de yavaş yavaş fabrikaların kapanmasıyla beraber 27 bin adede geri gelmişti. Bu sene de biz Nisan ayında bunun üzerinde adetler göreceğiz ama bir Mart ayını görme şansımız yok. Tabii şu anda en büyük sıkıntılarımızın başında ikinci el. Çünkü sonuçta otomobili satmak için takas mekanizması var. Takası araç alıyorsunuz. Daha önce elimizde birikmiş olan ciddi manada ikinci el araçlar var. İkinci el araçlarla ilgili sistemin açıkçası bir destekli kampanyaya ihtiyacı var. Çünkü ciddi manada bir ikinci el stoğu bütün yetkili satıcılık sisteminde ve yetkili satıcılık sisteminin dışındaki meslektaşlarımızda otomotiv galericiliği, otomotiv perakendeciliği yapan meslektaşlarımızın da ciddi manada ikinci el araç birikmesi oluştu. Yani Ocak, Şubat, Mart ayında ikinci el araca talep o kadar yoktu. Biz bayramla birlikte bir hareket öngörüyoruz. Fakat ikinci el araçta kamu destekli bir kampanya ihtiyacı yavaş yavaş doğuyor. Çünkü bu sıfır satışın en önemli enstrümanlarından birisi takas mekanizması. İnsanların elinde ikinci el araç stoğu fazlalaştıkça takas mekanizmasından da uzaklaşacağız. Burada ikinci ele bir destekli kampanya sanki icap eder hale geliyor. Sıfırda da geçen ay gibi yüksek sıfır faizli kampanyalar yok. Çünkü o kadar marj yok. Euro ve doların artmasıyla beraber daha düşük marjlarda. Nisan ayını mesela biz şöyle öngörüyoruz. 100 bini okşayan Mart ayı Nisan ayı 75-80 bin bandında anca olur diyoruz. Fakat geçen senenin Nisan'ı 27 bin olduğu için yine 27 binin üstünde 75-80 bin olduğunda ciddi manada aslında bir artışı da Nisan ayında hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Peki ÖTV tarafı için bir beklentiniz var mı Murat Bey? Bir de fiyat artış beklentinizi sorayım yılın geri kalanı için. Ortalama elbette. ÖTV ile ilgili ÖTV'nin artmasıyla ilgili misiniz? Evet, sonuç? Evet, ÖTV artışı ile ilgili bir beklentiniz var mı? Ben açıkçası bu yıl ÖTV ile ilgili herhangi bir artış beklemiyorum. Çünkü sene başında görüştüğümüz yetkililerden bu seneyle ilgili herhangi bir vergi düzenlemesi ile ilgili adım atmayacaklarına dair bilgi almıştık ki zaten bu bir tansiyona benziyor. Yani bugün işler biraz yoluna gidiyor. Bu işte bir ÖTV ayarlaması veya yükseltmesi durumuna geldiğiniz zaman bu sefer ekosistemin önünü tıkıyorsunuz. Ben bu sene açıkçası ÖTV ile ilgili bir yükselme açıkçası sektör adına beklemiyorum. Fiyat artışları noktasında da fiyat Güzem Hanım kur kadar artmıyor. Yani Mart ayıyla Nisan ayı arasında kur bildiğim kadarıyla %15 civarında arttı. Ama hiçbir firma Mart'tan Nisan'a geçerken o kadar fiyat artışını yapmadı. Ama hem enflasyonun yüksek olduğu, enflasyonu işte bugün dizginlemeye çalışıyor hükümetimiz, düşürmeye çalışıyor. Kuru serbest piyasa ekonomisinde dengelemeye çalışıyor. Bir taraftan da faizler yüksek. Bütün bunların olduğu yerde eski enflasyonist ortamlarda nasıl emtiadan bir kazanç elde ediliyorsa otomotiv de tekrar o günlerine geri döndü. Yani bir emtia gibi alan artık zarar etmeden hatta para kazanarak satar hale geldi. Ben önümüzdeki dönemlerde de bu üçlü bacağın eğer belli bir seviyeye gelmez ise işte enflasyon belli bir seviyeye gelmezse
kur biraz daha geriye doğru açıkçası çekilmezse ve faizler de bu seviyede kalırsa ben fiyatların düşmesi noktasında da bir sebep olacağını görmüyorum. Aksine bu bahsettiğimiz üçlü sacı ayağı fiyatların yükselmesine sebep olan durumu ortaya koyuyor. Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Programı kapatmadan önce çok fazla merak edilen elbette bir konu var. Bu ayın sonunda OYDER'in yine toplanması bekleniyor. Düzenli yapılan bir toplantı bu. OYDER başkanlığını bırakmayı düşünüyor musunuz? Ya da OYDER başkanı olmanızın önünde bir engel var mı? Çünkü yargıya intikal eden Türkiye'deki bir otomobil markasına dair sizinle olan anlaşma feshedildi. Bu konuya dair çıkan haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve OYDER'deki süreç nasıl ilerleyecek? Ben soru için gerçekten kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı sunarım. Kamuoyunda dün özellikle yazılıp çizilen ve henüz bir dava olmamış, yani davaya dönüşmemiş bir ihtilaf var. Davaya dönüşmeyen ihtilafa dün herkes kendine göre hakim, kendine göre savcı, kendine göre yargıçlık yaptı. Ben 40 senelik otomotiv bayiliği yapıyorum. Ben bir iş insanıyım. Bunların hepsi iş dünyasında var. Fakat altını özellikle çizeyim. Biz yetkili satıcıların yaptığımız marka ile karşılıklı birbirimizi feshetmiş vaziyetteyiz. Fakat henüz birbirimize dava açmış durumda değiliz. Yani bu davalaşma süreci dün işte basında yer bulduğu şekliyle davalaşma süreci yok. Fakat OYDER 32 senelik bir dernek ve OYDER'in tüzüğünün ana maddesi şu. OYDER her ay mutat sektörüyle ilgili toplantı yapar. Bu toplantılar son bir senedir de genellikle Skype üzerinden, Webex üzerinden yapılıyor. Çünkü pandemi şartları gereğinde bunları gözetmemiz gerekiyor. Ben otomotiv ticaretini son 25 senedir kendi yapan bir insanım. Dolayısıyla benim ilgili markanın haricinde yetkili satıcılığım zaten var. Dolayısıyla tüzüğümüz gereği yetkili satıcılık. OYDER tüzüğünün önemli maddesi yetkili satıcı kimliğinin muhafaza edilmesi. Anladım. Başka Murat markalar olduğu için. Yetkili, evet yetkili satıcılığı devam ettiği için herhangi bir sıkıntı yok. Biz OYDER'de görevimizin başındayız. Biz otomotiv ekosistemine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sektörümüze emek vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu konu çok tartışmaya kapalı bir konu. Benim diğer yetkili satıcılarım olduğu için zaten ben OYDER'de görevimin başındayım, devam ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevap için de, katılımınız için de Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Şimdi buradan Nesko Genel Müdürü Onur Kavak'a gideceğiz. Bugün ikinci konumuz kendisi olacak. Dedik ki pandemiyle beraber aslında bu dijital alışkanlıklar arttı. Fintech'te de bunu görüyoruz. Market siparişlerinde de ve elbette e-ticaret tarafındaki her alandaki alışverişte. Letgo'da sadece satın alma değil, satmanıza da aracılık hizmeti veren bir marka. Ve tabii bu süreçte bu gelişimi nasıl sağladılar, detayları konuşacağız. Onur Kavak olacak konumuz, hazır zannediyorum ki. Onur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Öncelikle biraz Letgo'nun gelişiminden bahsedelim. Özellikle bu son 5-6 ay içerisinde, yani geçen seneyle başlayan süreç ve bu yıla da sarkan bu kısıtlamalar, pandemi, alışkanlıkların değişmesi Letgo'nun satış rakamlarını ve üye rakamlarını nasıl etkiledi? Aslına bakarsanız geçtiğimiz sene itibariyle, pandemi itibariyle insanlar evlere daha fazla vakit geçirmeye başladılar ve bu sayede kullanmadıkları eşyalara çok daha yakın oldular ve neye ihtiyaçları olup neye ihtiyaçları olmadığını çok daha iyi anlama fırsatı buldular. Bu da bizim Letgo içerisindeki aktiviteye olumlu yansıdı diyebiliriz. Bu dönemde çok daha fazla ürün alım satımı gerçekleştiğini görüyoruz. Yaklaşık kullanıcı bazımızda %50'ye yakın bir büyüme gözlemledik. Bunda en çok özellikle insanların spor yapmaya meyillendiğini düşünürsek, spor eşyalarında veya ev hobi eşyalarında gördük diyebiliriz baktığınızda. Peki Onur Bey, özellikle Letgo olarak tabii bu süreç içerisinde bir miktar zannediyorum ki gelir modelinizde de değişikliklere gittiniz. Biraz bahseder misiniz bundan? Şu an Letgo'nun gelir modeli nasıl? Reklam alma, üyelik ücretleri ve benzeri değişiklikler ne oldu orada? Aslında bizim en temeldeki odağımız, birinci odağımız müşterilerimize veya kullanıcılarımıza
uçtan uca kusursuz bir tecrübe yaşatmak. O yüzden bugüne kadar ana odağımız gelir elde etmek değildi. Çok limitli bir miktar görünürlük veya reklam gelirine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ama asıl konu bundan sonraki dönemde yapacaklarımız. Bundan sonraki dönemde biz aslında eşya ya da araç alım satımının içerisinde daha ciddi bir penetrasyon yapmayı planlıyoruz. Bu penetrasyonla beraber müşterilerimizin özellikle ilk başta açtığımız yeni hizmetimizle beraber araba alım satımında yaşadıkları bütün problemleri ortadan kaldırarak onlara kusursuz bir hizmet sağlamak ve bu hizmet sonrasında sağladığımız hizmet karşısında bir gelir elde etmek amacındayız. Yeni modelimizde kullanıcılar araçlarını bize getiriyorlar, fiziksel lokasyonlarımıza getiriyorlar. Hızlı bir değerleme yapıyoruz ve değerleme araç sonrasında... tarafına geleceğim. Çok özür dilerim Onur Bey. O tarafı biliyorum. Letgo Auto'ya konuşacağız ama benim sorum gelir modelinizdi. Yani Letgo cirosunu ne kadar arttırdı, satış rakamları, geliriniz pandemide yüzde kaç büyüdü? Eğer rakam telaffuz edebilirseniz bu konuya ilişkin çok sevinirim. Sonrasında diğer detayları soracağım size. Birinci önceliğimiz şu anda gelir elde etmek değildi 2000 yılı içerisinde. O yüzden gelire çok fazla odaklanmak niyetinde değilim. Asıl amacımız kullanıcı bazımızı memnun etmekti. O yüzden hedefimiz olan kullanıcı büyümesini yakaladık diyebilirim. Kullanıcı oranını %50 oranında büyüttük ve fakat gelir odağımız değil, gelir odağımız 2021 yılı itibariyle var. O yüzden geçmişe yönelik bir gelir telaffuz etmemiz çok doğru olmayacaktır. Peki Letgo Auto'ya ilişkin biraz az önce girizgah yaptınız, bahsettiğiniz detayları. Onları alalım sizden. Ne gibi yenilik olacak? Diğer ikinci el araç satılan platformlardan farkı ne olacak? Ve tabii ki sizde aslında otomotiv yan sanayi ürünleri, yine oto ekipmanları gibi ürünler de olacak zannediyorum ki. Burada nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacaksınız Letgo Auto'da? Temelde bugüne kadar bir pazar yeriydik. Pazar yeri olarak ne yapıyorduk derseniz kullanıcıları, yani alıcı ve satıcıları birleştiriyorduk. Ve fakat gördük ki bu yeterli değil. Bu alışkanlıklar, ikinci alışkanlığı oturduktan sonra ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar var. Özellikle kullanıcı tarafında güven ve kolaylık, ciddi sıkıntılar. Araç sektöründe de bu geçerli, ikinci elde olduğu gibi. O yüzden bizim yapacağımız yeni, yaptığımız yeni yatırımla, Letgo Auto yatırımıyla, Autoplus yatırımıyla beraber artık uçtan uca bir hizmet sunuyoruz diyebiliriz baktığınızda. Herhangi bir kişi, arabası olan bir kişi bize aracını getiriyor. Biz hızlı bir değerleme yapıyoruz ve anında nakit olarak aracını satın alıyoruz. Eğer bir kişi araba alma niyetindeyse, araba bakıyorsa, bunda da Letgo güvencesi dediğimiz özel bir güvencemiz var. Araçlarımızı 12 ay 21 bin kilometre garanti, TS onaylı ekspertiz raporu ve 14 güne kadar değişim fırsatlarıyla beraber direkt Letgo olarak araç almak isteyenlere sunuyoruz. Bunun en büyük avantajı ne derseniz aslında sektörü az çok biliyoruz. Sektör çok fragmente, inanılmaz derecede fazla sayıda oyuncu var. Ve fakat bu oyuncuların hiçbiri pazarı domine edebilmiş durumda değiller. Bunun en temel nedeni de tüketici ihtiyaçlarını birebir anlayan ve bunu uçta önce çözüm sunabilen bir platformun varlığından bahsetmek çok da mümkün değil. Bizim amacımız da tam olarak bu ihtiyacı karşılamak. O yüzden araç alımında ve satımında ihtiyaç olan her konuya çözüm bulmak amacıyla yola çıktık diyebilirim sizlere. Biraz galeri mantığından farkını söyler misiniz? Bir galericinin yaptığından farkı ne olacak Letgo'nun burada? Her şeyin başında bir kurumla görüşüyorsunuz. Türkiye genelinde bir kurumla görüşüyorsunuz. Yani bugün bir galericiden bir araba aldığınız anda aslında neredeyse güvence ortadan kalkıyor. Yeni yapılan regülasyonlarla beraber 3 ay 5 bin kilometreye kadar garanti gibi bir şey söz konusu olmaya başladı. Ve fakat ne kadar uygulandığı tartışma konusu. Letgo olarak bizim verdiğimiz garanti ise 3 ay değil 12 ay 20 bin kilometrelik bir garanti. Ve akabinde de 14 günlük bir değişim imkanı sunuyoruz. Bugün galeriden aldığınız bir arabayı 2 gün sonra bir sıkıntı yaşadığınızda geri götürdüğünüzde değişim imkanı sunulması çok da mümkün değil. Burada biz biraz daha kurum olarak müşteri odağıyla, müşterimiz nasıl memnun edebiliriz odağıyla ilerlediğimiz için genel olarak her araç başında elde ettiğimiz finansal kazanca değil, toplam kazanca ve toplam müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. O yüzden de bizden araç alan herhangi bir insanın, herhangi bir kullanıcının mutsuz olma ihtimali yok diyebiliriz.
Bu gerçekten önemli bir hizmet. Hele ki bu tarz dönemlerde aslında çok fazla ikinci el pazar içinde söylüyorum. Yani pazarlık yapma, sürekli farklı lokasyonlarda gezip araç arama gibi olasılıkların da kısıtlandığı bir dönemde gerçekten önemli bir hizmet. Peki Onur Bey, merak ettiğim bir konu daha var. O da İstanbul Valiliği'nin programı açarken de söylemiştim. Bu hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarda ikinci el malzeme alım satım belgesi tanzim edileceğini duyurması. Bu Letgo'yu etkileyecek mi? Araştırma fırsatınız oldu mu bu düzenlemeyi? Bizi etkilemesini beklemiyoruz. Çünkü biz tüketiciden tüketiciye giden bir platformuz. Yani bu bahsettiğiniz düzenleme bu işten gelir elde eden şirketler veya kurumlar için geçerli. Biz ise hani C2C dediğimiz tüketiciden tüketiciye bir platform olduğumuz için bu düzenleme bizi şu anda veya bizim kullanıcılarımızı etkilemiyor. Çok teşekkür ediyorum. Letgo Auto için de yeni süreç hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Letgo Genel Müdürü Onur Kava ağırladık. Şimdi buradan biraz istihdam ve elbette bundan sonraki süreçte kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz Mart itibariyle bitti ama hala uzatılması gibi bir talep var. Buradan finansman sağlanıyor. Elbette işsizlik sigortası fonu burada oldukça önemli bir çatı ama oradaki fonun büyüklüğüne baktığımızda da varlıkların büyüklüğüne baktığımızda da 100 milyar TL'nin altına indi. Buradaki detayları konuşacağız şimdi. KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç olacak telefon attığımızda. İsmail Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi elimde İşkur'un buradaki fon bülteni var Mart 2021 itibariyle. Şimdi bu rakamlara baktığımızda 2015'ten beri fondaki varlıkların 100 milyar TL'nin altına indiğini görüyoruz ilk defa. Bu oldukça önemli çünkü başta KÇO kısa çalışma ödeneği olmak üzere birçok kaynak buradan sağlanıyordu. Biraz bahseder misiniz bu fonun geldiği seviye nereden bu seviyelere geldi, nasıl bu kadar geriledi ve detaylarda neler var? Tabii ki. Gizem Hanım, burada 131 milyar lira İşkur'da 2019 yılında bir para vardı. Yani fonun büyüklüğü 131 milyar liraydı. Tabii ki gelinen aşamada baktığımızda 94 milyar 600 küsur milyon lira. Yani yaklaşık 95 milyon lira. Bu normal olarak görünüyor. Neden normal? Şimdi İşkur'un işsizlik fonunun temel kaynağı işverenden alınan ve işçiden alınan %2 ve %1'lik primler. Burada bir para birikiyor. Ve buradan nereye ödemeler yapılıyor? İşsizlik ödemeleri yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği yapılıyor. Nakli ücret ödemesi yapılıyor. Diğer taraftan da bazı teşvikler var. İstihdam teşvikleri. Ondan da fona gider sağlanıyor. Oradan da bir ödeme yapılıyor. Tabii son dönemlerde haliyle kısa çalışma ödeneği gündeme geldi. Yaklaşık 12 hatta 13 aydır bir ödeme yapılıyor. Yine aynı şekilde de nakli ücret ödemeleri de yapılıyor. Aylık ortalama 3 milyar lira kısa çalışma ödeneği düşünelim. 1 milyar da nakli ücret ödemesi düşünelim. Yani 4 milyara yakın ilave bir bu dönemde ödeme yapıldı ve böylelikle de fonun büyüklüğü 94 milyara düştü. Tabii bu bir risk mi? Şöyle, kısa çalışma ödeneği bir taraftan bitti. Yani risk iyice azalttı aslında. Devam edebilirdi. Çünkü fonda henüz kaynak bence çok yeterli. Orta vadede sürdürülebilir görünüyor çok rahat. Çünkü bu fonlarda şu amaçla verilmiyor aslında. Yani bu fonlar kullanılmasın diye değil, kullanılsın diye bu fonlar var. Yani fonda çok para birikimi çok doğru değil. İhtiyatlı bir paranın olması mantıklı görünüyor. Şu an o ihtiyatlı miktarın üzerinde ve kullanılabilecek miktarın olabileceğini söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çünkü şöyle, şu anda da zaten alınan tedbirlerle Nisan Mayıs aylarında muhtemelen aylık başa baş bir seviyeye geleceğiz. Yani 94 milyar bandında yine yükselerek bir 3-5 ay sonra yükselmeye başlayacak. Çünkü kısa çalışma ödeneği neticede ortadan kalktı. 3 milyarlık aylık bir ödemeydi. Temel gideri de buydu. Ben fonda şöyle düşünüyoruz. Aslında fonda yani size bu paralar harcanmalı ki bugüne kadar böyle harcandı. Bu devam edilmeli. Buradaki hani eskiden sosyal güvenlik paralarının harcandığı gibi popülist bir yaklaşımla değil de size harcandığı zaman doğru bir para. Daha da fazla harcanmalı. İstihdamı artırmaya yönelik tedbirlere de harcanması gerekiyor. Ben yani şu anda riskli bir durum görünmüyor. Daha da verilebilir. Yani kısa çalışma ödeneği ödenmesi bence bu fonu azaltmaz. Sürdürülebilir olması bu tip fonlarda önemli ve orta vadede çok rahat sürdürülebilir gibi görünüyor. Tabii 94'e düşüş deniyor, 40 milyar bir düşüş var ama bu düşüşün temel nedeni aylık 3 milyar lira ortalama 3,5 milyar liralık ilave ödemeler. İlave ödeme dediğimiz kısa çalışma ve nakli ücret ödemesi.
Yani gelir de var bir taraftan bu konuda, ama şöyle de var tabii. Önümüzdeki günlerde hani seyri ne olur pandeminin ya da başka şeyler çıkar mı? İhtiyatlı olmak lazım ama biraz fazla bence şey var. Yani hani fonda bu dönemlerde kullanmakta fayda var bu fonu. Teşvik ve destek ödemeleri 2019'da 16 milyarın üzerinde, 2020'de ise 18 milyarın üzerinde. Doğru. Biraz bahseder misiniz bundan? Tabii. Yeni teşvik ve destekler geldi çünkü. Yani neydi? Mesela eskiden ilave istihdama teşvik verilirken, şimdi pandemi döneminde hem ilave istihdama destek verildi hem de istihdamı korumaya yönelik. Yani işten çıkarma, normalleş ve sana destek vereyim dendi. Ve burada... Evet, İsmail Bey hattımızdan düştü. Tekrar ben arkadaşlardan bağlamalarını rica edeyim. Bu sırada rakamları hatırlatalım. Şimdi az önce İsmail Bey'in de belirttiği gibi, İsmail Sevinci'nin de belirttiği gibi 100 milyar TL'nin aşağısına gelmesindeki ana sebep 2020 yılında kısa çalışma ödeneğinden 27.3 milyar TL'lik bir ödenek ayrılması. 2019'da bu rakam 192 milyondu. Yani neredeyse çok cüzi, 1 milyar TL'nin altındaydı. 2020 itibariyle asıl düşmesindeki sebep 27.4 milyar TL'de kısa çalışma ödeneğinden gelen. Bir de teşvik ve destek ödemelerinden bahsettik. Orada da aslında hem 2019 hem de 2020 güçlü kalemlerden bir tanesi. 2019'da 16 milyar, 2020'de de 18 milyar TL teşvik ve destek ödemeleri gözüküyor. İsmail Bey az önce hatta bir problem yaşan, tekrar ben size sözü vereyim bu başlık için. Çok doğru, adı kesildi. Şimdi 18 milyar evet arttı çünkü istihdama korumaya yönelik tedbirler de geldi. İlave istihdama dayalı tedbirler devam etti, ilaveler geldi. Tabii burada da haliyle burada bir artış oldu. Burada artış olması bence normal. Burada işverene yapılan destek aslında işçiye de yapılan destek. Çünkü bir taraftan istihdamda tutuyor işçiyi. Bir taraftan yani istihdam gücünü de artırıyor. Bunun için hani bu işverene ve işçiye olan destek olarak görmek gerekiyor. Bunu iki kaynaktan besleniyor. Yeter ki bu kaynak bu alanda kullansın. Teşvik ve destekler anlamında kullansın. İşçi başına 1341 lira işçiyi korursa eğer, yani kısa çalışmadan çıkarır ve normalleşirse 1341 lira destek verildi. Bu kalemler bunun içinde. Yani bu istihdam destekleri İşkur'un bu fonundan karşılanıyor. Bunun için de bunu önemli ve değerli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç'in görüşlerini aldık. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından Cumhur Örnek'le Türkiye boğaları dolar cinsi tahvile yöneldi. Bugün Bloomberg'un önemli manşetlerinden bir tanesi. Gerçekten boğa piyasası diyebiliyor muyuz? Türkiye'nin Eurobondları bu kadar cazip mi? Borsa yatırımcısı için dün gelen Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu iki haftalık sınırlamalar, kısıtlamalar acaba hangi hisselerde bir fırsat yaratabilecek? Hepsini konuşacağız. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Cumhur Örnek'le beraberiz. Günaydın Cumhur, hoş geldin. Şimdi Coinbase halka arzına nasıl gireriz diye konuşuyordum az önce. Ben soruyordum Cumhur'a. Biraz onunla başlayalım. Hadi gel o tarafı sorayım sana. Çünkü çok büyük aslında manşet dedin. İşte Nasdaq kotu olacak. Gerçi sen bize anlattın. İşte piyasa değeri 100 milyar TL'ler havada uçuştu dolar, vesaire. Dolar, TL mi dolar mı? Dolar, çok özür dilerim. İşsizlik fonunda oraya gelince bir an kafam karıştı. Nasıl görüyorsun oradaki hikayeyi? Yani bir yandan Bitcoin fiyatlarını da çünkü dün yukarı çekip rekora sebep olmuştu. Devam ediyor mu o destek? Şimdi gördüğümüz kadarıyla oradaki yükseliş devam ediyor. Kripto dünyada talep neden oluşur, nasıl oluşur? Bundan sonra ne kadar evrilir, yarın birisi daha bir doları daha bunun üzerine koymaya razı mı? Açıkçası biliyorsun o konuyla ilgili benim çekincelerimi. Ama böyle de bir arz talep olduğu, işlem hacmi olduğu ve işlem hacmi açısından değerlendirdiğimizde diğer organize borsaların almış olduğu, yaratmış olduğu komisyonların çok üzerinde bir rakamlarla işlem yapabildikleri için ve günden güne de oraya talep daha da fazla olduğu için anlaşılan o ki bir talep var, devam ediyor ama hani bundan sonrasında bana susmak düşer çünkü dediğim gibi yani çok da nereden alınır, nasıl alınır, nerede saklanır, vergisi var mıdır, bunlarla ilgili hiç fikrim yok benim.
Şimdi hemen bir rakamları da hatırlatalım tekrar. Orada Coinbase biliyorsunuz bugün itibariyle planlanan doğrudan listeleme öncesinde hisse başına 250 dolarlık bir referans fiyat verdi. Halka arza ilişkin detaylara baktığımızda özellikle şirketin tabii ki karı değerlemesi önemli. Orada ilk çeyrek geliri 9 kat artmıştı Coinbase'in bu sene ve 1.8 milyar dolara ilk çeyrek geliri yükselmişti. Öte yandan net gelire baktığımızda da o da yine 800 milyon dolar civarında. Bundan sonraki süreçte değerlemeler önemli çünkü 250 dolarlık referans fiyat ve halka arz ve doğrudan listeleme arasındaki farkı da yatırımcıların anlaması gerekiyor. Türkiye'de biliyorsunuz Nasdaq'ta işlem gören hisselerden işlem yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki aracı kurumlar da bu hizmeti verebiliyor. Dolayısıyla kendi aracı kurumlarınızla da konuşabilirsiniz bu hizmeti verip vermediklerine dair. Örneğin mesela Tesla hissesinde de alım satım yapabiliyorsunuz. Değil mi bazı buradaki, borsalarda? Buradaki konu şu. Yani finansal koşullar endeksi ya da merkez bankalar açısından hani böyle sürekli olarak benim kendi param ucuz olsun ben daha çok mal satmaya niyetli olayım mantığıyla gittiğin zaman hani alternatif olarak bu dünyadaki alım satım işlemleri ön plana çıktı ve yürüyor. Alanda şimdiye kadar hani gördüğüm kadarıyla eğer kaldıracını veya farklı şeyleri düzgün kullandıysa ve sürekli böyle bir al sattan kaçırdıysa da yatırımcısını mutlu etmişe benziyor açıkçası. Peki gidelim hemen Ali Barbaros Demirer'e onun da fikirlerini alalım. Barbaros hoş geldin yayına. Bir Bitcoin rekoru konuşuluyor elbette. Burada Coinbase'in halka arzı da birazcık yine kripto paralardaki yükselişi tetikledi. Öte yandan dün Amerika'nın enflasyonu beklentinin üzerinde geldi. Neler söylersin yurt dışı piyasalara dair? Güzel merhaba iyi yayınlar. Yurt dışında son 6 ayda özellikle tabii özellikle başta Bitcoin olmak üzere chain'lerde ciddi talep olduğunu görüyoruz. Buradaki rüzgar biraz daha devam edecek gibi bizden biraz daha uzakta işlem görüyor onlar diyelim. Fakat Amerika'daki enflasyona gelirsek daha önce zaten Powell'ın da defalarca söylediği, Fed'in söylediği gibi enflasyonu bir problem olarak görmüyorlar. Bunu geçici olarak hatta ekonomideki güçlü görünümü gösteren bir gösterge olarak gördükleri için Amerikan borsaları rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Fakat biz bu global piyasalardaki olumlu havaya maalesef son dönemde birçok belirsizlik ve negatif durumdan dolayı katılamadık. İşte bunların başında artan vaka sayıları, belki Merkez Bankası'nın yarınki toplantısına dair belirsizlik, işte Karadeniz'deki politik diyelim veya jeopolitik gerginlikten dolayı. Fakat ben borsada, bizim borsamızda birçok negatif unsurun artık fiyatlandığını düşünüyorum. Zaten dün de 1375'in altında borsa çok kısa bir süre kalıp tekrar üstüne attı. Bundan sonra ben yarın da Merkez Bankası'ndan aynı tarz görüşlerin devamını bekliyorum. Zaten faizi değiştirmesi beklenmiyor. Bu piyasalara bir güven anlamında, piyasalar bunu güven sinyali olarak algılarsa tekrardan 1420 ve 1450'lere kadar bir yükseliş görebiliriz banka hisselerinin öncülüğünde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Barbaros aktardıkların için. Şimdi yurt dışı piyasalarda tek konu kripto paralar, Bitcoin ve Coinbase elbette. Gözümüz ABD faizlerindeydi. Cumhur dün dedin ki beklentinin üzerinde bir Amerika'da enflasyon gelebilir. Nitekim böyle oldu. Fakat gerçekten fiyatlamalar çok sert bir faiz yükselişini göstermiyor. Şimdi bizim ezberimizde ne var? Son 4-5 aydan beri bir reflasyon teması. Yani büyüme gelecek. Bunun paralelinde bir enflasyon da olacak. Ama bunu piyasanın tolere etme şansı var. Eğer bir noktadan sonra kontrolden çıkarsa da karşımızda kredibilitesi yüksek bir Amerikan Merkez Bankası Fed gerekli araç setiyle bunu üzerinden gelecek. Şimdi burada bizim hep kendi enflasyonumuz için konuştuğumuz konuların başında gelen baz etkisi vardı. Aynı şey orada da geçerli esasında. Geçtiğimiz dönem salgında oluşan o fiyatlamaların, fiyat düşüşünün ve özellikle de petrol fiyatlarında, yani geçtiğimiz sene bu zamanı hani gözünün önüne getir, şimdi aradaki o petroldeki fiyat farkını, benzin fiyatlarındaki fiyat artışını görebilsin. Dün sadece esasında yani biz neye odaklandık? Evet, saat 15.30'da gelecek olan tüketici fiyat endeksine odaklandık ama öbür taraftan 2-3 tane daha önemli haber esasında dün terminale düştü. Bunlardan bir tanesi Johnson & Johnson'ın mesela Amerika'daki aşı dağıtımına ara verilmesi. Bunun biliyorsun bir benzerini AstraZeneca kısmında o pıhtılaşma ile ilgili olan tehdit konusunda işte
biliyorsun Avrupa ülkeleri bir anda akşam vakti Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı pat 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 açıklama yapıp sonra geri çekildi falan. Benzer şekilde Johnson & Johnson'ın işte aşı dağıtımına FDA tarafından ara verilmesinin tavsiye verilmesi. Bu bir. İki, çok uzun zaman yine son bir ayı domine eden temalardan bir tanesi olan Amerika'nın tahvil ihraçları. Dün mesela 30 yıllık tarafta gelen talep, bunun piyasanın yine olumlu karşılayıp yoluna devam etmesi. İki, küçük işletmeler kısmındaki yaşanan o olumlu havanın verilere yansıması. Üç, bir de akşam saatinde gelen Biden'la Putin arasındaki hani görüşme ve bunun işte bir lider zirvesine dönüşme şeyi. Çünkü işin içerisine siyaset gelince yine gördük ki çok da böyle keskin dille konuşmamak lazım. Biz değil miyiz burada bir ay önce işte birbirlerine katil dediler, o ona bunu dedi. Hani masa devriliyor, karşılıklı bir şey mi var? Dün iki lider telefonla görüşüp devam etmiş. Bunun da mesela Rus rublesine olan etkisini dün %2'lik hemen bir dolara karşı değer kazanmasıyla gördük. Ki benzer şekilde şu anda da Rus rublesinde değerlenme devam ediyor. Bir taraftan hani bunları da koyalım. O yüzden hani enflasyonun sadece enflasyon yüksek geldi, tahvil piyasasını etkilediğinden ziyade alt kırılımlarına bunları da koyarsak hani daha fazla risk priminin yükselmediği kısmı daha net açıklayabiliriz. Johnson & Johnson'ın bu COVID-19 aşısının dağıtımına ara vermesi tüm dünyada da aşılama süreçlerini olumsuz etkileyecek. Böyle bir beklenti var. Tabii Cumhur kolay kolay Fed zaten faiz artıramayacak biliyoruz ama mevcut tahvil alım programında da hemen ödün vermeyecek. Bu artık aşikar. Peki sence bu iyimserlik mi bize yansıyor şu an? Yani küresel piyasaların rüzgarını arkamıza mı aldık? O yüzden mi bankacılık endeksi %3'e yakın primli, işte dolar TL'de 8.06'nın aşağısını gördük? Şimdi yavaş yavaş şöyle de bir durumla karşı karşıyayız. PPK'ya bir gün kaldı. Senin çoklukla vurguladığın, benim birazcık daha temkinlikle yaklaştım. Ya sadece başkan değişti ama politika ve politika için verilen mesajlar değişmedi. Piyasa bunu niye bu kadar egzajere ediyor diyerekten kullandığım bir söylem doğru, vardı. Doğru. Yanılıyorsam düzelt. Evet evet doğru. Dolayısıyla hani bu cepheden bakacak olursak hani bir gün kaldı PPK'ya ve verilen mesajlara baktığımız zaman yarın piyasanın beklediğinin aksi yapılmasında karşılaşabileceğimiz risk iştahındaki kaçışla verdiğimiz noktada piyasada en azından Nisan'daki enflasyon görünümü ve mevcut söylemlerin devamı konusunda bir asimetrik dağılım söz konusu. Yani sen mesela yarın PPK metninden gerekirse eksiklaşma metninin çıkartıldığını düşünelim mesela. Piyasanın algısı ne kadar bozulacaktır ya da bakış açısı bundan önceki söylemleri bu sefer o zaman farklı bir yere gidiyoruz gibi gözükecektir. Yani ama çıkmayacaksa da Aban neden görevden alındı? Ben de işte, konu Merkez Bankası'yı bir de şunu da hissediyorum Cumhur. Yani ekonomistler de senin yayın yaptığı bir bıkmışlık var piyasada. Yani yatırımcılarda da öyle, ekonomistlerde de, akademisyenlerde de, işte analist traderlerde de. Sürekli bir bilinmezlik içerisinde, sürekli yeni isimler geliyor. Ekonomide çok sessizlik var. Yani konu bu kadar basit değil. PPK'da ne mesaj çıkar? Faiz işte düşer mi, düşmez mi? Biraz, biz ötesinde biraz. Bence şu da olmuş olabilir. Yani cumadan pazartesiye geçerken işte 19 Mart'tan 22 Mart'ta hani o yaşananlar sonrası oluşan finansal kar ya da zararlara baktığımız zaman. Şimdi çok böyle, düşünün canı yandı borsada değil mi? Şimdi hani o cephede düşünecek olursak eğer mesela yurt dışında bir yatırımcı olsam hala Türk lirası yani dolar Türk lirası işlem yapmak ister miyim? Ya da Borsa İstanbul üzerinde hani bulabileceğim TL'nin maliyetini yeniden bine gittiği bir ortamı 2019'dan sonra yeniden yaşamışım. Pozisyon kapatmak zorunda kalmışım ya da hazinenin 10 yıllık tahvil ihalelerine girip %14'ten sabit kuponlu bir kağıt aldıktan sonra bir gün boşluk atarak onun 400 bas puan zarar yazabildiğini görmüşüm. Yani esasında bunlar da var tabii bu şeyin altında kırdığın zaman. Ama biz buzdağının üzerinde gözüken kısımdan gidecek olursak eğer evet para politikasını tartışıyoruz, mali politikaları tartışıyoruz. O dönem hatırlarsan yine kabine değişikliği masadaydı. O dönemden bu döneme gelirken kabine değişikliğiyle ilgili bir şey yok. Üstüne üstlük bak mesela dün iki hafta diye söylendi kapanmalar ama sence gerçekten iki haftada bu kalacak mı? Ben İngiltere'nin mesela onlar da biliyorsun 60 bin vaka sayılarına gittiler. Hatta bir ara manşetleri süslüyorlardı. Hem virüsün şekil değiştirmesiyle, karakter değiştirmesiyle. Türkiye'deki de İngiltere uzantılı mutasyon zaten şimdi, ama onlar şu an kaymağını yiyor diyelim kapanmanın değil mi? Şimdi oradaki alınan önlemlerle bizdeki alınan önlemler veya işin içerisindeki toplu taşım, okul, restoran, kafe, kurallara uyma bunların hepsi birebir aynı mıdır? Tartışılır. Dolayısıyla hani bu cepheden baktığında şimdi 60 bin olan vakayı sen daha
3,5-4 ay sonra geçtikken alınan önlemler artı aşılama. Yani buradaki en önemli kilit kelimelerden bir tanesi de aşılama esasında. Yani biz bu 60 bine dün itibariyle gelmiş rakamı 2 hafta sonra nereye geldiğinde... Türkiye için konuşuyorum. Makul karşılayıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yarınki PPK'da esasında bu da var. Ama doğru, öyle bir şeye girdik ki biz hani başkan değişikliğiyle kredibilitede en azından kredi risk primi üzerinden okuyacak olsak 300'den 450'ye... Önceliklerimiz hani bu taraf olmalıyken yine biz döndük finansal piyasalardaki fiyat finansal istikrar konuşmaya başladık. Halbuki esasında belki de düşünmemiz gereken yerler çok daha farklı noktalar vardı. Kesinlikle. Ama o denge şu anda yine bir miktar daha böyle şeye döndü. Fiyat finansal istikrara döndü. Çünkü kurdaki bir atak yine bir enflasyonu tetikler mi? Gıdanın içindeki mazotu, gübreyi tetikler mi? Yine buraya döndük dolaştık. Yani bir kısır döngü var, bir loop var ve sürekli dejavu oluyor aslında piyasalar. Yani Murat Uysal geldiğinde hatırla, konu faizi ne yapar, PPK metninde ne olurdan ziyade gerekli durumda faizi artırabilecek mi? Herkes bunu soruyordu. Yani Murat Uysal geldi. Tamam, şu an zaten bir faiz artış beklentisi yok ama gerekirse yapabilecek mi? Aynı şey Şahap Bey için de sorgulanıyor. Şu an zaten bir faiz artış beklentisi yok. Yani %19'a zaten faizler bak, ama orada şöyle gerekirse yapabilir mi? Orada şöyle tamamlayayım, seni araya girdim ama mesela biz bundan önceki PPK toplantılarında bir faizle ilgili şey olduğu zaman Merkez Bankası'nın haftalık swap penceresinde bir hareketlilik görüyorduk. Hı hı. Çünkü dün 300-400 milyon dolarlık işlem gerçekleşti. Ondan önceki gün de öyle. Yani bankalarımızın nakit akışlarına uygun bir şekilde ekstra bir borçlanma yapmadan yoluna devam ettiğini gördük. Sen araya giderken kulak misafiri oldun. Mesela işte dolar cinsinden tahvillerimizden bahsediyorduk. Tabii. Yani şimdi Türkiye'nin kamu borçluluk oranı %30'lardayken diğerleri işte Lübnan ya da Arjantin ya da farklı bir yerler kalacak. Karşılaştırmayacak kadar çok uzak bir yerdeyiz. Ama şimdi dönüp bakıyorsun dolar cinsinden ödediğin faize, bir tane senin işte Ukrayna var önünde. Onun arkasında Bloomberg Terminal'deki arkadaşlarımızın hazırladığı şu grafiğe baktığın zaman zaten hangi ülkelerin kaç katı kadar dövize faiz gideri yaratıyoruz ortada. Dolayısıyla esasında bizim bu mevcut bilanço yapımızla, evet bir cari bir açık problemimiz var. Bu sürekli olarak kurumuzu bizim baskılıyor. Üzerine bir de altınla ilgili ya da yabancı para gelince, bir de üzerine portföy akımlarındaki çıkışlar denk gelince yük biniyor ama döviz cinsinden ortaya çıktığın zaman işte bankalarımızın sendikasyonlarının çevrildiğini görüyorsun. Yine bugün bizim hazinemiz çıksa ben yine borçlama ama şurada diğerleriyle birlikte hani Meksika ile ya da Peru kadar faiz ödemek varken niye biz bunların 2 katı kadar 3 katı kadar faiz ödemek zorunda kalıyoruz? Bunu sorgulayıp buradaki risk primini aşağıya getirmemiz lazım ama dediğin gibi ben yine dönüp dolaşıp sana burada para politikası anlatıyorum. Evet, para politikası ve elbette hep konunun geldiği yer rezervler, 128 milyar dolar tartışması. Dün Nurettin Canikli'nin sosyal medyada paylaştıkları, bunlar da oldukça gündemdeydi. Cumhur, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Fokusu noktalıyoruz. Saat 14'te piyasa altında görüşmek üzere, hoşça kalın.